Saygıdeğer hemşerilerim, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nun önündeyiz. Bu hafta da Kahramanmaraş sporumuzun maçlarının oynanması için Osmaniye'ye Maraş Spor gönderilecek. Biz o Osmaniye'deki stadyumu gördük. Osmaniye'deki stadyumla 12 Şubat Stadyumu'nu karşılaştırdığınız zaman burası Ali Sami Yen gibi kalıyor. Şimdi iki mevzu var. Birincisi, Kahramanmaraş Spor'a niye sahip çıkılmıyor? Bunu anlamıyorum. Eğer şunu söylüyorlarsa, orası bir şirket ve o şirketin bir sahibi var, şirket olduğu için biz sahip çıkmıyoruz diyorlarsa, Kahramanmaraş Spor'a 30 yıldan beri sahip çıkmıyorsunuz. 30 yıldan beri sahip çıkmadığınız için Kahramanmaraş Spor şirketleşti ve bir şirket sahibinin eline geçmiş oldu. Çok merak ediyorum, eğer Kahramanmaraş Spor'u sizin istediğiniz birine Maraş Spor Başkanı devretseydi, aynı tarzı, aynı tavrı gösterecek miydiniz? Bunu merak ediyorum, bu birincisi. İkincisine gelince, şimdi Kahramanmaraş 12 Şubat stadyumunu yıkmak istiyorsunuz. Çürük diyorsunuz. Oysa geçmiş yıllarda bu stadyumla ilgili güçlendirme çalışması yapıldı. Ve trilyonlarca lira para ödedi. Bunlar bizim paramız, bizim. Bizim cebimizden çıkan paralar. Bu para ödendi ve bu güçlendirme yapıldı ise stadyumu niye yıkmak istiyorsunuz? Stadyum çürük ise güçlendirmeyi niye yaptınız? Ve güçlendirmeyi yapan firmaya sormadınız mı? Sen bu işi niye doğru düzgün yapmadın diye sordunuz mu, sormadınız mı? Bunu çok merak ediyorum. Osmaniye'deki stadyumun da yıkım kararı var ama orada maçlar oynanıyor. Bu stadyumda da 6 ay önce amatör lig maçları oynanmadı mı? Örneğin Türkiyeoğlu Belediyespor gelip burada maç yaptı mı, yapmadı mı? 6 ay önce maç yapılabiliyorsa şimdi bu stadyumda niye maç yapılamıyor? Kahramanmaraş Spor'u sevenlere, bu şehrin taraftarlarına ceza mı vermek istiyorsunuz? Ceza mı kesmek istiyorsunuz? Ya yeni stadyum yapacağız diye taahhütte bulundunuz, söz verdiniz. Bunu yapmadığınız gibi bir de mevcudu yıkmaya kalkıyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Sonra da milletimize havale ediyorum.